Dostlar hepinize merhaba. Bu videomuzda kuşlarımızdaki son durumdan biraz bahsetmek istiyorum. Bu takım maalesef ilk kuluçkasında bir hayal kırıklığı yaşamıştı. 3 tane dolu yumurtasından yavrular içinde çıkmayan oldu, yumurtalar içinde gelişim duran oldu ve en son çıkan tek yavruları da maalesef 5. günde hayatını kaybetti. En son videomuzda bu çiftimizin kafes düzeninde biraz değişikliğe gittiğimizi söylemiştik. Şu yuvanın yerini falan değiştirmiştik. İçine farklı bir keçe tipi koymuştum. Şimdi bugün baktığımızda dişi kuşumuzun, buradaki turuncu olan dişi kuş, şu an yuvanın yanında duran kuş, onun yuvasını gayet güzel bir biçimde ördüğünü görüyoruz. Şöyle bakarsak, bütün toplayabildiği ipleri, neredeyse hiç kafesin dibinde ip bırakmamış, onların hepsini güzelce yuvasına götürüp bayağı da böyle sıkı şekilde örmüş. Bu artık yeniden yumurtaya hazırlandığını gösteriyor. İnşallah şöyle 3-5 gün içinde ilk yumurtasını görürüz diye düşünüyorum. En azından bu 3-5 günlük süreçte eşleşmelerini görmemiz lazım. Ondan sonra zaten ilerleyen günlerde yumurtalar gelmeye başlar. Şimdi bunlara en son kalan bir mamamız vardı. O kalan mamayı da takviye olarak vereceğim bu çifte. Evet, böyle eşe attığımız kanarya çiftine yumurtalar gelmeye başlayana kadar şöyle 2-3 günde bir mama vermek iyi oluyor arkadaşlar. Bu kuşlarımızı daha iyi bir biçimde hazırlar. Buna yardımcı olur. Aynı zamanda yumurtlaya başlayan, yani yumurta vermeye başlayan kuşumuzun da vücudunda eksilmeler olacağı için, yumurta nedeniyle protein ve mineral eksilmesi olacağı için dişi kuşumuz da güçlü tutmaya da yardımcı olur. Yumurtalarını tamamladıktan sonra artık mama vermeyi kesebiliriz. Şimdilik bu takviye iyi olur. Sizin de aklınızda olsun. Bu çiftimizde şu an durum bu. Şimdi havalarda ısınmaya başladı artık. Nisan ayına da girdik. O ilk soğuklar nedeniyle ilk kuluçkalarda yaşadığımız sıkıntıyı artık yaşamayacağımızı düşünüyorum. Böyle ekstra bir durum olmazsa hava sıcaklıklarında, bundan sonra kuluçkalarda inşallah güzelce yavrularımızı alır ve çıkan yavruları da büyütmeyi başarırız. Yukarıdaki çiftimi de göstereyim size. Onlarda da şu an yuvada 3 tane yumurta var ama en son videomda da belirttiğim gibi maalesef bu 3 yumurtadan bir tanesi canlılığını devam edip ettiriyor. Diğer yumurtalar, onlardaki yavru gelişimi maalesef durdu. Bu yumurtaları şimdilik dişi kuşumuzun konsantrasyonunu bozmamak için almadım yuvalıktan. Onlar da duruyor. Bakalım o tek yumurtayı çıkarmayı başaracak mı? Ve tek olacağı için de büyütmesi nasıl olacak? Büyütecek mi? Yavruya olan konsantrasyonu bozulacak mı, bozulmayacak mı? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Bekliyorum bakalım. Fazla bir zamanda kalmadı. Tam şu anda tarihi aklımda değil ama bir 3-5 güne kadar yavrunun çıkması lazım. Eğer hala tabii canlı devam ederse yumurta içinde. Onlarda da bu alttaki çiftteki gibi aksilik yaşarsak yeniden onların kafesini de böyle bir düzenlemeye gidip işte belki yuvanın yerini değiştiririm. Yeniden her şey sıfırdan başlasınlar. Yeniden odaklansın kuluçkasına, yeni yuvasına diye. Belki yuvanın yerini değiştiririz. Bunlarda da böyle bir hareket yapıp sonra gelişmelere bakarız. Dişimiz gayet güzel, ısrarlı bir şekilde yatıyor. İnşallah o tek yavru çıkar da bir yavru bir yavrudur deyip onu büyütürüz. Hiç olmazsa bir tane yavruyu çıkarmış oluruz, yuvadan uçurmuş oluruz. Erkeğimiz maşallah çok formda. Gördüğünüz gibi böyle gayet enerjik, dinamik. Geçen sene yavrusuydu arkadaşlar bu.
bu sene eşeğe attık ve hemen dolu yumurtalarını verdi. Ama o bir önceki videoda anlattığım işte o hava ısılarında ani bir düşüş olunca, çok sert bir düşüş olunca maalesef yumurtalar zarar gördü. Umarız sonraki kuluçkalarda benzer tatsızlıkları yaşamadan devam ederiz arkadaşlar. Son durumlar kuşlarımıza bu şekilde. Herkese de hayırlı üretimler diliyorum. Yumurtaları olan arkadaşların yavrularının bir an önce çıkmasını, sağlıklı bir şekilde kavuşmalarını diliyorum. Yavru çıkan arkadaşların da tüylerince ömürleri olsun diyorum yavruların. İnşallah sağlıklı büyümeye devam ederler. Görüşmek üzere dostlar yeni videolarda.